kıymetli hakimiyet okurları, bugün Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a misafir ediyoruz ekranlarımızda. Çorum'da İskilip Kongresi için programa katıldı. İskilip programından sonra da Çorum'da Ticari Sanayi Odası ve Site Kararı'nda bir buluşma gerçekleştirdikten sonra bizimle birlikte bir söyleşi programına katıldı. Bu katılımınız için biz çok teşekkür ediyoruz. İlk başta siyasi yaşamımızda, kişisel yaşamımızda sizleri başarılar dileyelim. Müsaadeniz olursa sorularla konuyu başlatıp sözü size bırakacağız. Şimdi efendim, AK Parti ile başladığınız bir siyasal yaşamınız vardı. Bu Deva Partisi'nin kuruluşuna kadar varan bir ayrılık süreciyle devam etti. Kırılma noktası nereden başladı? Ayrılmamanız yönünde telkin ya da teklifleri aldınız mı? Deva'ya niçin ihtiyaç duyuldu? Bugün yanlış olarak ifade ettiğiniz konuların içeriden, yani AK Parti içerisindeyken düzeltilmesi mümkün müydü? Belki bu soru size sıkça sorulmuştur ama sizin için çok tekrar bizim için ilk soru olduğundan buradan başlayalım Sayın Başkan. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün oldukça yoğun bir İskilip ve Çorum programını gerçekleştirdik. İskilip'te güzel bir kongre yaptık. Arkasından da Çorum merkezde farklı meslek örgütlerinin ve iş dünyasını temsil eden gruplarda görüşmeler, toplantılar yaptık. Son derece faydalı oldu. Biliyorsunuz AK Parti 2001'de kurulduğunda ben de ilk kurucularından birisiyim. Ve ilk dönem özellikle 2002-2007 arasında gerçekten iyi bir ekip, iyi bir kadro oluştu. Ortak akıl ve istişare vardı. Ve güzel sonuçlar aldık. İkinci dönem, yani 2007-2011 arası artık sisteme yavaş yavaş yanlış insanlar girmeye başladı. Ve temel ilkelerden, değerlerden uzaklaşılmaya başlandığı bir dönem. Üçüncü dönem ise, yani 2011-2015 artık geriye gidişin her anlamda sadece partinin değil, Türkiye'nin de geriye gidişin başladığı bir dönem oldu. Hangi kurumu yönetirseniz yönetin, bazı temel ilkeler var. Kurumlarınızda öncelikle işinin ehli ve dürüst insanlar olacak. Kadrolarınızı öyle oluşturacaksınız. Karar verirken istişareyle, ortak akılla karar alacaksınız. Şeffaf olacaksınız. Her an hesap vermeye hazır olacaksınız. Bütün bunlar parti yönetiminde de, devlet yönetiminde de çok önemli esaslar. İşte bu temel ilkelerden ve değerlerden zaman içerisinde kopulduğunu ben görüyorum. Ve o kadar yanlışların içerisinde olmanın vebal olacağına inandım. Ve 2015'te bakanlık görevinden ayrıldım. Arkasından bir süre dışarıdan hükümeti izledim. Dua ettim işlere ilgisi diye. Fakat olmadı. En sonunda öyle bir noktaya geldi ki eğer hiçbir şey yapmazsak, bu kötüye gidişi sadece seyredersek büyük bir vebali olacak hissiyat oluştu. Bende ve arkadaşlarım. Çözümün de, bu ülkenin sorunlarının çözümünün de meşru demokratik siyaset zemininde olması gerektiğine bize inandı. Sorunların çözümünü meşru demokratik siyaset zemininde arıyorsanız bunun da yolu siyasi partilerden geçiyor. Yani siyasi parti kuruyorsunuz. Siyasi partiler vatandaşlara kendilerini anlatıyorlar, tanıtıyorlar, planlarını, projelerini aktarıyorlar. Seçimlerde de yeterli desteği buldukları zaman ülkeyi yönetiyorlar. Bizim yaptığımız şu anda gerçekten gayet meşru demokratik siyasetin gereği bir çalışma. İyi bir ekip kurduk. Ülkenin her türlü sorununun çözümü için şu anda hazırlanıyoruz. İnşallah ilk seçimlerden sonra vatandaşlarımız bizi ülkeyi yönetme yetkisini verdikleri takdirde sorunların çok hızlı bir şekilde çözüleceğini inanıyoruz. Sayın Başkanım, yani içeriden düzeltilmesi mümkün değil miydi anlamında soru sordum. Cevap da verdiniz. İçeriden çok uğraştık. Onu soracağım. Mesela basın, kamuoyu, bir partinin kamuoyuna yaptığı açıklamaları bilir. Ama bir de partinin kendi içerisinde kim bilir hangi toplantılarda birebir konuştuklarımız vardır. Yani orada siz fikirlerinizi veya endişelerinizi söylediğinizde
nasıl bir yansıması vardı? Karşılık buldu mu? Yok, ilk başlarda etkili oluyordu. Yani yanlışları işaret ettiğimizde karşılık buluyordu ve hatalar gideriliyordu. Ama sonra yavaş yavaş etkili olmadı, yani söylediklerimiz etkili olmamaya başladı. Bu da biraz sayıyla da alakalı. Yani yanlış insanların sayısı çoğaldığı zaman, yani ne derseniz deyin, o ses çok güçlü kalmayabiliyor. Ama ben sadece eleştirilerimi içeride değil, dışarıda açıktan da yaptım. Yani benim bakanlık döneminin son yıllarına şöyle baktığınızda, basın arşivini şöyle bir taradığınızda çok miktarda eleştiri olduğunu göreceksiniz. Yani sadece içeride kapalı kapılar aklında değil, dışarıda açıktan da ben çok sayıda yanlışa işaret ettim. Bu yanlışlara şimdiden işaret edeyim ki, tarihe not düşmüş olalım. Daha sonra yanlışların, kötü yönetimin bir ülkeyi ne hale düşürebileceğiyle ilgili kayıtlar olsun istedim ve onu gerçekleştirelim. Evet, teşekkür ediyorum cevabınız için. Sayın Başkan, partinizi kurduğunuz andan itibaren pek çok ili gezdiniz. Bu gezilerin sırasında halkın size karşı yaklaşımında olumlu veya olumsuz olarak nasıl bir intiba edindiniz? Çok şükür Kahire Ekseriyeti çok olumlu, bizim vatandaşla temasımızın Kahire Ekseriyeti çok çok olumlu. İşte bugün İskilip'teydik, Çorum Merkezi'ndeydik. Yani tek bir olumsuz olayla karşılaşmadık. Sağ olsunlar, vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Merak ediyorlar, soruyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. Bu sadece bugün İskilip ve Çorum Merkezi'nde değil, Türkiye'nin her yerinde öyle. Yani çok çok nadiren bazen tabii ki eleştiriler de oluyor, bu işin tabiatı da var. Biz de onları dinliyoruz. Bazı eleştirileri gayet makbul buluyoruz, hemen düzeltiyoruz. Bazıları bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor, farklı buluyoruz. O şekilde devam ediyor. Bizim için sahada olmak çok çok önemli. Yani vatandaşlarımızla birebir temas içerisinde olmak çok önemli. Sayın Başkanım, şimdi işin aslı, yani biz de vatandaşta sizi birinci derecede ekonomi yönünde tanıdığımız için hemen iki sorunun biri mutlaka ekonomiye dayanacak. Şimdi vatandaş genel anlamda aslında ekonomi uzmanı değil. Fakat ben şuna inanıyordum ki herkes sofrasındaki zeytinden, ekmeklerin arttığından, azaldığından bir ekonomi okuması yapıyor. Yani biraz diploması bir ekonomistlik durumu var vatandaşında. Son 20 yılın ekonomisini en iyi bilenlerden birisi olarak bugünün ekonomik yapısını nasıl değerlendirirsiniz? Bugün tabii ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinde. Bu krizin en önemli sonuçları işsizlik, özellikle genç işsizlik gerçekten büyük bir problem. Hayat pahalılığı. Yani şu anda vatandaşlarımızın satın alma gücü çok ciddi oranda düşmüş durumda. Fiyatlar çok hızlı artıyor ama maaşlardaki artış bu fiyat artışına asla yetişemiyor. Sürekli bir gelir kaybı var. Sürekli bir satın alma gücünde düşüş var. Bir başka önemli konu da yoksulluk. Yani Türkiye'de tekrar mutlak yoksulluk dönemi başladı. Biz sıfırlamıştık biliyorsunuz. Yani Dünya Bankası tanımlı mutlak yoksulluğu Türkiye'de sıfırlamıştı. Böyle bir şey kalmamıştı. Tekrar başladı. Yani uluslararası tanımlanmış mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan şu anda milyonlarca vatandaşımız var. Yani bu ekonomik krizin sonuçları biz yüksek işsizlik, hayat pahalı ve yoksulluk olarak şu anda derinden yaşıyoruz, hissediyoruz. Peki Deva Partisi'nin bu ekonomi anlamında bir reçetesi vardır herhalde. Yani sizden bir meslek başkanı. Bizim her alanda çözümler için eylem planlarımız var. Her alanda aklınıza gelecek, her alanda yani. Yaklaşık 20 başlık altında bunları topluyoruz. 4 tanesini açıkladık. 5.sini bu ay sonunda açıklayacağız. İşte tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm, teknoloji, doğa hakları ve çevre gelecek bu ay sonunda. Bizim her konuda çok detaylı eylem planlarımız var. Yani seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde yapacaklarının çok detaylı listesini çıkarıyoruz. Bunların hepsini tek tek bütçelerine hesap ediyoruz. Ve her bir adım mutlaka takvimlendiriyoruz. Yani kaç para tutacağını ve takviminde mutlaka yazıyoruz. Evet. Toplam 1000 kadar eylemden oluşan bu eylem planları serisini
geçtiğimiz Haziran'da açıklamaya başladık. Ondan sonra da seri bir şekilde açıklamaya devam edeceğiz. Her konuda çözüm, aklınızda gelen her alanda. Yani eğitimden tutun, sağlığa kadar, sosyal politikalardan tutun, sanayiye kadar, teknolojiye kadar, her alanda bizim detaylı çözüm paketlerimiz peyderpey açıklanıyor şu an. Yani özellikle ben biliyorsunuz Avrupa Birliği Bakanlığı'nda yaptım 3 yıl. Yani bu ilk baş müzakereciydim. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki bütün o reformlar, 33 ayrı fasıldaki reformların tamamını çalışmış. Türkiye'nin hangi alanda neye ihtiyacı olduğunu bilen bir ekibimiz var bizim şu anda. Yani Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'nin gerçekten itibarının en yüksek olduğu dönemde çok güzel sonuçlar aldık. Ama bütün bunlar şimdi geleceğe dönük, bütün bu tecrübelerden de istifade ederek geleceğe dönük bir hazırlık içerisindeyiz. Evet, Sayın Başkanım, şimdi açıklanan anketler var. Bizim de hani duyduğumuz, sizlere de malumdur, zaten sürekli basında açıklanıyor. Pek çok ankette AK Parti'nin birinci çıktığı ifade ediliyor. Muhalefetin çizdiği kötü senaryoya rağmen bu sonuçları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu pandemi dönemiyle beraber aslında Türkiye'de anketler çok saatli yapılamıyor. Anketlerin kaynağı telefonla yapılıyor biliyorsunuz. Telefonda insanlar gerçek düşüncelerini, gerçek tercihlerini ifade etmekte güçlük çekiyorlar haklı olarak. Biz parti olarak kendimiz hiçbir anket yaptırmadık bugüne kadar. Parti kurulmadan önce, yani pandemi öncesinde çok detaylı anketler yaptırdık. Fakat partimiz kurulduktan sonra, pandemi de başladı zaten, o gün bugündür. Bir lira, üç ay yapmadık biz bu anket işte, öyle değil mi? Çünkü en iyi ankete baktığınızda toplam 1500, 2000, 2500 denek üzerinden yapılıyor bu anketler. Bizim şu anda Türkiye genelinde 665 tane ilçe başkanımız var. 12 bin tane yönetim kurulu üyemiz var. 81 il başkanımız var. Dolayısıyla o kadar geniş bir network'ümüz oluştu bizim. Yani herhangi bir konuda vatandaşın nabzını tutmak istediğimizde anında bilgiye ulaşmak mümkün. Yani herhangi bir gelişmeyle ilgili ne düşünüyor vatandaşlar dediğimizde çok hızlı bir şekilde bilgiye biz ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu anketler yayınlanıyor. Yayınlananlara biz bakıyoruz. Ama bizim şu andaki çalışmamızın temposunu, yönünü etkileyecek bir şey görmüyoruz açıkçası burada. Bizim en önemli önceliğimiz vatandaşlarımızın Deva Partisi'ni öncelikle bir tanıması. Yani böyle bir partinin kurulundan haberdar olması. Bu çok önemli bir aşama bizim için. Vatandaşlarımız bir kere tanıdıktan sonra arkasından zaten bizi seviyorlar ve desteklemeye başlıyorlar. Ama kendimiz bir defa da olsun bir tanıtabilmemiz gerekiyor. Deva Partisi'ni partinin kurulundan bir kere de olsa vatandaşlarımızın bir haberdar olması gerekiyor. Yani o da herhalde topluma baktığımızda yarıdan fazlasında bu farkındalık oluştu diye ben tahmin ediyorum. Yani 100 kişiye sorsanız en az 50'si Deva Partisi'nin adını duymuştur yani. Evet. En azından Ali Babacan ve arkadaşlarının bir parti kurduğundan haberdardır. En az %50'si diyelim. Evet. Belki ilerinde değişiyor, daha fazla da olabilir. Sayın Başkan, malum son günlerde bu erken seçim tartışmaları yoğunlaştı yine. Bu erken seçimle ilgili tavrınız nedir? Olmalı mı, olmamalı mı? Biz hukuken hemen bu pazar seçim olsa hazırız. Yani o seçime güven ruhsatımızı daha bir sene önce aldık, cebimize koyduk. Ve doğal yollarla, organik yollarla yaptık. Teşkilatlanma yoluyla yaptık. Başka türlü bir yöntemle yapmadık. Öte yandan seçime karar verecek olan kim? Meclis veya Cumhurbaşkanı ilan etse göre. İkisi de ayrı ayrı seçimi götürebilir. Yani meclis demek zaten Cumhurbaşkanı talimatı demek. Yani Cumhurbaşkanı talimatı neyse şu andaki meclis onu yapıyor. Dolayısıyla farklı düşünmemek lazım. Böyle baktığımızda bir seçim olması için, erken bir seçim olması için Sayın Erdoğan bir şekilde bundan bir çıkarımın olması lazım. Yani erken seçim yapıyorsa bunun kendisine faydası olması lazım. Yoksa niye yapsın erken seçim? Şu andaki tabloya baktığımızda da yani ekonomik şartların en zor olduğu, adaletsizlik hissinin toplumda çok yüksek olduğu, keyfiliğin, kayırmacılığın çok yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Halkta gerçekten yüksek bir tepki seviyesi var. Böyle bir ortamda seçime gidip de, erken seçime gidip, elindeki yetkiyi erkenden devretmek istediğini ben
Çok zannetmiyorum. Yani sonuna kadar deneyecektir. Ekonomiyi düzeltmek için çabalayacaktır. Ülkenin genel şartlarını düzeltmek için çabalayacaktır. Ha, onlar olmadan bir başka gündem maddesi bulup o negatif gündem maddesiyle bütün bunların üzerinde örtmeye çalışacaktır. Yani sonuna kadar bir iktidar mücadelesi verecektir. Ama işte 2023 Haziran'da kaçınılmaz bir tarih olarak karşımızda. Yani bu tarihi yerinden oynatmak çok 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 olağanüstü şartların memlekette olması gerektirir. Allah korusun. İnşallah o günleri de görmeyiz hiçbir zaman Türkiye'de. Peki bu olası seçimlerde olası seçim ittifaklarında partinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Biz şu anda hiçbir ittifakta yerimiz yok. Biz müferiden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir tek yaptığımız şu, sadece parlamenter sistem odaklı. Altı siyasi partinin oturduğu masada biz de o çalışmalara katkı veriyoruz. Çünkü kendi parlamenter sistem çalışmamız var. Ve o çalışmayı da masaya koyduk. Diğer partilerin çalışmalarıyla beraber çalışıyor ve tek bir çalışma haline getirmeye çalışılıyor bu. Ama bu dediğim gibi sadece bir sistem odaklı çalışma. Yani bu ittifak anlamına gelmiyor. Ortak bir sistem çalışması üretmek uğraşıyoruz. Yani şu an mesela ittifaklar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üzerinden yürüyor. Bunların dışında üçüncü bir ihtimal var mı size göre? Yani bugün için bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bugün için yok ama ileride her türlü alternatife bakılır. Yani biz seçime yalnızca geliriz. Bir ittifak için yer alır mıyız? İttifak için yer alsak bu nasıl bir ittifak olur? Bunları konuşmak için çok erken şu anda. Yani daha henüz bunları konuşma aşamasında değiliz. Sayın Başkanım, şimdi gerek vatandaş gerekse işte yapılan yorumlar siyaset dilinin keskinleştiği ve toplumu ayrıştırdığı yönünde yorumlar yapılıyor. Bu yorumlara katılır mısınız? Sizin siyaset üslubunuzun çerçevesi nedir? Yani size göre siyasetin üslubu gerek Deva Partisi olsun, sizin şahsınızda, partinin şahsını ne sorayım da genel anlamda herkes hangi çizgiye gelmeli? Eğer böyle bir sıkıntı varsa, üslup bozukluğu varsa tabii. Ya şöyle bu sık tartışılan bir konu. Türkiye'de siyasi baktığınız zaman gerçekten bağırıp çağırmanın çok olduğu, kötü sözün çok olduğu. Öyle bir alan. Yani böyle bir alanda biz gerçekten bir fark ortaya koymaya çalışıyoruz Deva Partisi olarak. Çünkü biz baştan partimizin ilk kurulduğu gün ilan ettik. Bizim dilimiz temiz bir dil olacak dedik. Hamaset üzerinden siyaset yapmayacağız dedik. Ötekileştirmeyeceğiz dedik. Kutuplaştırmayacağız dedik. Böyle başladık ve bu kendi çizgimizde devam ediyoruz. Ama bakınca gerçekten üzülüyorum. Yani hakaretler havalarda uçuşuyor, küfüre yakın ifadeler havalarda uçuşuyor. Bağırma, ses tonu yükseltmek çok çok yaygın. Yani bazen bize de diyorlar yani siz çok sakinsiniz daha böyle hani sesiniz yükselseniz. Sizleri de bağırmanızı isteyenler biraz daha sert konuşsanız falan diye isteyenler ararlı oluyor. Biz de diyoruz ki bizim üslubumuz böyle biz. Tiyatro sanatçısı değiliz yani. Tiyatro sanatçılarına saygımız sonsuz ama biz tiyatro sanatçısı değiliz. Yani kızmadan kızmış gibi görünemeyiz. Hani Sayın Erdoğan diyordu ya, öfkede bir hitabet sanatıdır falan diyordu. Yani biz onu yapamayız. Gerçekten kızıyorsak kızgın konuşuruz. Ama kızmıyorsak da sakin konuşuruz yani. Siyasette sahicilik çok önemli bir şey. Sahici olmak çok önemli bir şey. Çünkü siyasette vatandaşlarımızla uzun vadeli bir ilişki oluşturuyoruz. Güven ilişkisi oluşturuyoruz. Bu güven ilişkisinin sağlam esaslara dayanması lazım. Şimdi malum siyasi parti açısından genç seçmenlerin yeri biraz daha ayrı. Yani Ali Babacan'a göre Ali Babacan'ın gözünden gençler nerede duruyor? Yani partinizin gençlere yönelik projeleri nelerdir? Biliyorsunuz bizim partimizde yönetim kademelerinde %21 gençlik kotası var. Yani 30 yaşın altındaki arkadaşlarımız en az %20 oranında ilçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde ve genel merkezimizde temsil ediliyorlar. Biz ayrı gençlik kolları kurmadık çünkü gençlerin
ana gönderim içinde ve yetkili konularda görmek istedik. Gençlerimiz tabii çok problem var. Yani işsizlikten çok şikayet ediyorlar. Adaletsizlikten, haksızlıktan şikayet ediyorlar. Adam kayırmacılıktan, torpilden çok çok şikayet ediyorlar. Yani KPSS'yi kazanıyor ama sırf bir referans olmadığı için kurumda iş alınmıyor. Biz bunun için ne dedik? Mülakatı kaldıracağız dedik. Mülakat olmayacak. Yazısına neyse o yazısına sonuca göre gençlerimiz kamuda işe başlamış olacaklar. Tabii ki gençlerimizin insan onuruna yaraşır, iyi işler yapmaları, güzel meslekler kazanmaları, bunlar son derece önemli konular. O da ekonomik genel büyümesiyle alakalı, güven ortamıyla alakalı. Yine gençlerimiz özgürlük sorunundan çok şikayetçiler. Yani kendilerini ifade edememekten, kendilerini ifade edememekse başına iş geleceğinden korkuyor gençlerimiz. Özgürlük en kolay iş bir anda yani. Bırakın ilk 90 günü, ilk 90 dakikada bir açıklamayla kolaylaştıracağınız bir alan. Özgürlük alanı kolay. Ama işsizlik sorunu çözmek için mesleki eğitim programları gerekiyor. Ve artık iş gücü politikaları gerekiyor. Güven ortamıyla beraber yatırımların çoğalması gerekiyor. Yani oralarda yapacak çok işler var gerçekten. Biz de yoğun bir şekilde gençlerle beraber çalışıyoruz. Hatta bunlarla yan yana değil, onların arkasından yürüyoruz öyle diyeyim çalışmalarımızda. Sayın Başkanım, sizin Erzurum'da Dışişleri Bakanlığı göreviniz vardı. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu dış politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Dış politikamız ne seviyede? Şu anda Türkiye'nin bir dış politikası yok. Bir strateji yok. Uzun vadeli bir planlama yok. Sadece ne var? Yani bir kişinin şahsi ilişkilerinin, şahsi duygularının şekillendirdiği bir yabancı ülkelerle ilişkiler kümesi var yani. Başka bir şey yok. Buna bir politika denemez ama. Hiçbir konuda bütünlük yok. Bir gün düşman ilan ettiğinde ertesi gün dostum diyebilen bir yönetim anlayışı var. Dışarıda gerçek ya da hayal düşmanları gösterip onlar üzerinden iç siyasette konsolidasyonu sağlamaya çalışan bir siyaset yapma anlayışı var. Bu sebeple Türkiye gerçekten çok büyük itibar kaybetmiş durumda dünyada. İtibar olmayınca da sözünün gücü olmuyor, sözünün etkisi olmuyor. Bağırıp çağırıp işte durmadan gürültü yapan ama çok da ciddiye alınmayan bir ülke konumuna geldi Türkiye. Yani bu da bizi üzüyor. Çünkü bir zamanlar ülkemizin itibarı yerindeyken, ekonomik gücü yerindeyken bir kuruş harcamadan veya tek bir askerimizin canını riske atmadan çok büyük başarılar elde ettik. Çok büyük kazanımlar sağladık. Bunları yaptık yani. Yani ekonomik güç ve itibar, yani güvenilir olan dış siyasette gerçekten çok büyük kazançlar sağlıyor. Ve bunu çok düşük maliyetlerle, hatta bazen sıfır maliyetle yapabiliyorsunuz. Şu andaki duruma çok üzülüyoruz. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Yani böyle güvenilmez, öngörülemez bir ülke olarak dünyada anılıyor ve bunu hak etmiyor yazık. Yani Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip bir ülkenin böylesine itibarsızlaşması ülkemiz adına büyük bir yazık. Dış siyasette hükümetin kaymesini eksi verdiniz. Peki Türk dünyasıyla olan ilişkilerinde bir Türk dünyası teşkilatları diye bir yapı kuruldu. Evet. Yani oradan da mesela tüm ülkelerden Türkiye'ye övgü geliyor. Diyelim ki bunu da dış siyasetin bir tarafına koyamaz mıyız? Şöyle, övgünün içeriği çok çok önemli. Ekip tarafından yapıldı çok önemli. Yani bu hani diplomaside vardır. Başka ülkeler için nazik ifadeler kullanırsınız yani. Ama bu nazik ifadeler her zaman o ülkenin çok başarılı olduğunu, çok itibarlı olduğunu
anlamında gelmez. Yanlış politikada gösterge değildir diyorsun. Değildir canım. O şeyler, o toplantılarda, o nezaket icabı kimse birbirine fazla kötü bir şey söylemez yani. Herkes birbirine ilgili güzel şeyler söyler. Şimdi Sayın Başkanım, siz de bugün çok programımız yoğundu. Siz de fazla yormamak adına. Biz işi Çorum Hemşehrisi'ne dayandırarak, yani Çorum'la akrabalık ilişkiniz nasıl? Bir onu sizden dinleyelim. Zaten genel kamuoyu bilir de biz de biliyoruz. Fakat sizden dinleyelim. Siz kendinizi Çorum'u sayıyor musunuz bu vesileyle? İkincisi, Çorumlular sizi hemşehri olarak görüyorlar. Bu yakınlığı hissettiniz mi? Evet. Benim annem Çorumlu biliyorsunuz. Rahmetli dedem, yani annemin babası 1950 yılında Çorum'dan Ankara'ya göçmüş. Ankara'nın Koyu Pazarı semtinde Çorum Pazarı diye bir dükkan açmış. Vefat edene kadar hep o dükkandaydı dedem, rahmetli. Ebiller bizim giren ailesi. Tabii 1950'de ben daha doğmadan 17 sene önce Ankara'ya göçtükleri için bizim Çorum'da ikamet eden akraba sayımız çok az şu anda. Ama tabii annenin Çorum'u olması bizi gerçekten buraya, ana toprağına daha özel bir şekilde bakmamızı gerektiriyor. Çorum'un hep bende özel bir yeri vardır. Çorum'a geldiğimizde de o sıcaklığı hissediyoruz doğrusu. Yani hele merkezden yani bir parçamızın Çorum'da olduğunu ve Çorum'da olduğunu herkes biliyor, yani. Bize de hissettiriyorlar sağ olsunlar. Peki Sayın Başkanım, sorularımızı cevaplandırdığınız... Bir soru daha soracağım. Öyle mi? Tabii Fatih'im. Rica ederim. Son günlerde bu kısaca işte EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılandan bir tartışmalar yeniden bir gündeme gelmeye başladı. Bir ekonomist olarak bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bu emeklilik meselesi Türkiye'de tabii çok karmaşık bir mesele. Çok farklı dönemlerde farklı mevzuata tabi olarak emekli olan vatandaşlarımız var. EYT meselesinde de iki önemli konu var. Birisi adalet. Yani gerçekten adil olması lazım devletin. İkincisi de finansal sürdürülebilirlik. Yani bu sorun çözülürken yani kamunun kaldırabileceği yüklerle sorunun çözülmesi lazım. Bu çerçevede EYT'leri temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla temastayız. Müferit EYT'lerle de her yerde karşılaşıyoruz. Sorunun iyi bir analizini yaptık. Şu anda çözüm alternatifleri üzerinde çalışıyoruz ama bunu da bu EYT'liler platformlarıyla istişare içerisinde götürüyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım, tekrar teşekkür ediyoruz. Peki. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler sağ olun. Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.